bu bir sonuç öyle. Kazanacaksınız. Ama kazanırken de bu seyredene yapılıyor. Yani sonuç olarak bu bir şov. Yapmışsınız 50 bin kişilik stadyum. Adam 1-0 kazanıyorsunuz. Dışarı çıkıyorsunuz. Kas kat olmuş, lanet olsun böyle galibiyete diyor. Hiç mutlu değil. Bir bakıyorsunuz çok güzel oynamış. Ama 1-0 mağlup olmuş. İçine edeyim böyle güzel oynamanın da diyebiliyor. Yani bunun ortasını hem sonucu hem göze hoş gelen, seyredeni mutlu edecek, heyecanlarını, onun adrenalinini yükseltecek bir oyun tarzını bulmak zorundasınız. Örneğin bir Fenerbahçe takımını düşünelim. Seyircisi olarak Fenerbahçe takımının seyircisi neyi istersiniz? Yani? Öyle bir takım oluşturun ki bu takım rakibi kendi yarı sahasına getirmesin. Her topu rakip kaptığında gitsin ondan erkenden kapsın. Pozisyona girsin, direkten dönsün, işte kenardan gel, ortadan gel, şut at. Heyecan istiyor yani. Yakın oyunda temas olsun, orada topu kap, tekrar git, gol atmak için uğraş. Bir heyecan bulmak istiyor. Sürekli koltuğundan onu ayağa kaldıracak. Ondan sonra takımın oynadığı bu oyunla kazandığı zaferle gururlanacak. Giderken eve kadar herkese keyifle bunu anlatacak. Yani böyle bir anlayışı bulmanız lazım. Bir yerde sizin uygulamanız. Bu işin bir sosyal boyutu var. Türbünlerin sosyolojik yapısı var. Türbünlerin beklentisi ne? Oradaki insanlar sizden ne istiyor? Bunu bilmeniz lazım. O yüzden bir antrenörü sosyal açıdan da geliştirmek zorundasınız. Yani toplum sosyolojisi, sosyolojik olayı çok iyi bilmesi gerekiyor. O beklentilere hitap edecek, onları çözebilecek bir ilişkiye o toplumda girmesi gerekiyor.